Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Ahzab suresinin son sayfası 69-73. Ayetler arasını değerlendireceğiz ve böylece bir sureyi daha bugün bitirmiş olacağız. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! لَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ آذَوْ مُوسَى Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Yani Musa'nın kavmi kendi peygamberlerine çok çektirdiler, eza verdiler. Siz öyle olmayın. Siz ümmeti merhumesiniz. Siz ahir zaman peygamberinin seçkin ümmetisiniz. Siz peygambere karşı saygıda kusur etmeyin. فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوا Allah Musa'yı kavminin söyledikleri şeylerden beraat ettirmişti. Yani Hazreti Musa ile alakalı mesela Karun iftirada bulundu. Ve yani haşa bir hayat kadınını kiralayıp ona ücret vermek suretiyle işte Musa benimle beraber oldu, dedirtmek istedi. Kadın milletin içinde bunu söyleyecekti ama korktu, akıbetinden korktu. Ve orada gerçeği söyledi. Böylece Allah Hazreti Musa'yı böyle bir iftiradan korumuş oldu. Bununla alakalı başka bir şey de kitaplarda yine anlatılıyor. Musa aleyhisselam edebe çok riayet eden, her peygamber muhakkak öyledir. O da öyle, edebe son derece riayet eden bir insan. Bazıları bunu acaba haya organlarında işte değişik bir durum mu var gibisinden ileri geri kendi aralarında konuşmuşlar. Ve anlatıldığına göre Musa aleyhisselam bir gün işte bir yerde yıkanırken, bir dere gibi bir yerde yıkanırken çıkarmış olduğu elbiseler bir şekilde bir rüzgarın esmesi veya o taşın yuvarlanması tarzında bir olayla bulunduğu yerden biraz aşağıya doğru kayıyor ve onları almak için kendisi oradan çıktığında kavmi de onda öyle bir hali olmadığını bir kısım insanlar görüyor ve bu şekilde beraat ettiriliyor. Milletin dedikodusu bitiyor. Böyle bir kıssa da anlatılır. Tabi Kur'an-ı Kerim'de doğrudan kıssaya bir delalet yok. Bunun açıklaması şeklinde Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bir şey olmamakla beraber tefsirlerinde bazı açıklamalar bulunuyor. Alâkülli hal, her halükarda kavmi Hazreti Musa ile alakalı ileri geri bazı şeyler konuşmuştu, söylemişti. Allah onu beraat ettirdi. Yani kavminin dediklerinden uzak olduğunu onlara gösterdi. İşte Allah-u Teala buna dikkat çekip buyuruyor ki siz Musa'nın kavmi gibi olmayın. Yani peygambere eza eden kimseler gibi olmayın. Peygambere gerekli hürmeti, saygıyı gösterin. Hürmette kusur etmeyin. Ya ve kana indallah vecihe ve Musa Allah katında itibarlı birisiydi. Yani Allah nezdinde o yüzlü idi. O itibarlı bir kimseydi. Malum büyük peygamberlerden bir tanesi Hazreti Musa'dır. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler ittegullaha Allah'tan korkun. Ona karşı gelmekten sakının, günahlara girmekten uzak kalın. Ve gulu gavlen sedide ve doğru şey söyleyin. Yalan söz söylemeyin, doğru şeyler söyleyin. Yuslih lekum e'malekum ta ki Allah amellerinizi düzgün kılsın, amellerinizi salih yapsın ve yağfir lekum zunubakum ve günahlarınızı bağışlasın. Ve men yuti'illah ve rasule kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse fakad faze fevzen azime o çok büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur. Yani kim bu şekilde Allah ve Resulüne itaat ederse en büyük kurtuluşu elde etmiş olur. İnna aradna lemane ale's semavati vel ardı vel cibal. Biz emaneti göklere, yere, dağlara arz ettik. فَاَبَيْنَنْ يَحْمِلْنَهَا Ama onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındılar.
ve eşfakne minha ve ondan korktular. Ve hamelehel insan, insan ise o emaneti yüklendi. İnnehu kana zalumen cehula, şüphesiz o insan çok zalim, çok cahildir. Değerli izleyenlerim, burada emanete dikkat çekildi. Allahu Teala emaneti göklere, yere, dağlara arz ediyor. Gökler, yer, dağlar emaneti kabul etmiyorlar ve bu emanetten korkuyorlar. İnsan ise emaneti yükleniyor ama emanetin hakkını vermemekle zulmediyor ve büyük bir cahillik yapmış oluyor. Acaba emanetten murat nedir? Bu göklere, yere, dağlara nasıl arz edildi? Burada sembolik bir anlatım var. Yani adeta göklere soruluyor. Ey gökler, siz doğrudan Allah'a muhatap olabilir misiniz? Mükellef olabilir misiniz? Gökler bu yükün ağırlığı karşısında mazeret beyan ediyorlar. Ya Rabbi, biz bunu kaldıramayız. Arza teklif ediliyor. Arz yine Ya Rabbi, ben bu yükü kaldıramam diyor. Dağlar o büyüklüğüyle beraber dağlara arz ediliyor. Dağlar yine kabul etmiyor. İnsan küçük bir varlık. Ama bu insan küçüklüğüyle beraber Allah'a muhatap olabilecek, Allah'ı tanıyabilecek kabiliyet ve kapasitede yaratılmış. Böylece insan emaneti yüklenmiş oluyor. Gerçi yani bizler yaratıldığımızda doğrudan ey insan, sana böyle bir emanet veriyorum, kaldırabilir misin? Doğrudan denilmedi. Ama sanki böyle bir mukavele yapılmış gibi, bize bu kabiliyetlerin verilmesi böyle bir sözleşmenin yapılmasını çağrıştırıyor. Öte yandan Allahu Teala ruhlar aleminde daha bedenimiz yokken ruhlarımızı yarattığında bize sormuş. Elestü bi rabbikum, ben Rabbiniz değil miyim? Ruhlarımız da bela, galu bela, bela ile cevap vermişler. Evet, Rabbimizsin diye tasdik etmişler. İşte dünyada bunun imtihanını veriyoruz. Rabbimiz Allah'tır. Acaba bunu dünyada hatırlayabilecek miyiz? Allah'ı tanıyabilecek miyiz? Allah'ın bize verdiği aklı kullanabilecek miyiz? Allah'ın bizi mükellef kıldığı ibadetler var. Haramlar, helaller var. Haramlardan uzak kalıp helallerden ne şekilde istifade edeceğiz? Bunların her birisi birer emanet. İşte insan bu emanetin hakkını vermekle mükellef. Ama bu insan emanetin hakkını vermediğinde zulmetmiş oluyor. Allah'ın hukukuna zulüm, insanların hukukuna zulüm, hatta kendine verilen kabiliyetleri kötü yönde kullanmakla kendine de zulmetmiş oluyor. Zulmün 3 çeşidi var. En büyük zulüm, inne şirkele zulmün azim. Allah'a şirk koşmak, Allah'ı tanımamak veya Allah'ı kabul etse bile şerikleriyle beraber kabul etmek, bu en büyük bir zulümdür. Hukukullah'a tecavüzdür bu. Öte yandan insanların hakkına tecavüz, insan haklarını ihlal etmek, bu da yine bir başka zulüm. Hırsızlık gibi, gıybet gibi şeyler, iftira gibi şeyler. Öte yandan bir de kişinin kendi nefsine zulmetmesi var. İnsanın kendi nefsine zulmetmesi, mesela Allah bize akıl vermiş. Allah'ın verdiği aklı günahları araştırmakta kullansak, yani nasıl günah işleyebilirim, aklı orada kullansak. Haram kazanç peşinde kullansak, Allah'ın verdiği bu kabiliyeti kötü yönde kullanmakla zulmetmiş oluruz. Diğer taraftan mesela Allah bize göz vermiş. Bu gözü haram manzaralara çevirmekte kullansak Allah'ın verdiği bu kabiliyete zulmetmiş oluruz. Allah bize dil vermiş. Bu dili hak ve hakikati söylemekte kullanabiliriz. Bunun için bize verilmiş. Ama yalan söylemek, iftira etmek, gıybet etmek, buralarda kullanırsak dile zulmetmiş oluruz. Öte yandan Allah bize mide vermiş. Günde 2 defa, 3 defa bir şeyler yiyoruz. Mideye haram lokma koymak midenin hukukuna tecavüzdür. Ve böyle olunca da bu da yine insanın kendi nefsine zulmetmesi anlamına gelir. Ve bir insan bedenini haramla besliyorsa o beden ateşe layıktır. İşte bir insan normalde cenneti kazanabilecek kabiliyetlerle dünyaya gönderilmişken eğer bu bedenini cehennem ateşine arz edecek olursa, oraya bırakacak olursa bu insan en büyük zalimdir.
İşte insan gerçekten çok zalimdir derken bu noktalar düşünülebilir. Öte yandan bu insan çok cahildir, cahilce işler yapar, aklını başına almaz. Muazzam bir ilim kapasitesi ona verilmişken öğrenmez. Adeta zeka tarlasını nadasa bırakır ve bu şekilde öğrenme kabiliyetini iptal etmiş olur. Kabiliyetlerini dumura uğratır. Bunun neticesinde de o insan gerçekten kendi nefsine zulmetmiş olur ve çok büyük bir cehalette bulunur. İnsan tabii ömür boyu daima bir şeyler öğrenebilecek kabiliyette ama daima cahillik yapabilecek de bir özellikte. Diyelim bir bebek bir takım cahillikler yapar. Diyelim ateş yakıcıdır. Bebek önce bunu bilmez. Eli sobaya değdiğinde bunu öğrenir ve artık daha sonrasında elini sobaya değdirmez. Bizler hayat boyu deneme yanılma yoluyla pek çok böyle şeylerin durumunu öğrenmiş oluyoruz. Ve daima yeni yeni şeyleri bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Bu açıdan baktığımızda minel mehdi ile laht, beşikten mezara daima ilim öğrenmekle mükellefiz. Ama bir insan yok ben öğrenmeyeceğim derse cahil kalmış olur ve bunun da vebali tamamen kendine aittir. لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ Allah münafık ve münafıkatı yani erkek kadın münafık olanları azaplandıracaktır. وَالْمُشْرِك۪ينَ وَالْمُشْرِك۪اتِ Ve erkek kadın müşrik olanları Allah azaplandıracaktır. وَيَتُوبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Allah erkek ve kadın müminlere ise tevbe nasip edecektir. Onların tevbelerini kabul edecektir. Yani bu noktada müminlerde emanetin hakkını tam verememekteyiz. Hepimizin eksikleri, kusurları var. Ama Allah-u Teala tevbe ettiğimizde tevbemizi kabul edeceğini bize bildiriyor. Bağışlayacağını bildiriyor. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا Şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir. Yani son derece bağışlayıcıdır. Son derece merhamet sahibidir. Değerli izleyenlerim, bizler şu anda dünyada imtihan olmaktayız. Ve sırtımızda ağır bir emanet yükü var. Allah'ı tanımak, Allah'ın helallerine, haramlarına riayet etmek, bize verilen kabiliyetleri kullanmak, bize verilen sermaye, zaman sermayesini iyi bir şekilde değerlendirmek, kabiliyetleri iyi bir şekilde değerlendirmek ve sayılı ömür dakikalarımızı, nefeslerimizi Allah yolunda tüketmek. Bununla mükellefiz. Böyle bir görevle dünyaya gönderilmişiz. Böyle mukaddes bir emanet, emanet-i kübra tabir edilen mukaddes bir emanet omuzlarımıza bırakılmış. Omuzlarımız zayıf. Böyle ağır bir yükü göklerin, yerin, dağların kaldırmaktan çekindikleri, korktukları ağır bir yükü normal şartlar altında bizlerin de kaldırması kolay bir şey değil. Ama Allah bize kaldıracak kapasiteyi vermiştir. Ve özellikle Allah'a iltica, la havle ve la kuvvete illa billah dediğimizde boyumuzdan büyük işler yapabiliriz. Her ne kadar nefis itibariyle süflü olsak da şeytan devamlı bize günahları cazip gösterse de hasbunallah ve ni'mel vekil dediğimizde Allah'a iltica ettiğimizde Allah'a tevekkül ettiğimizde Allah bizi muvaffak kılacaktır. Arş-ı alaya görevli olan melekler önce kendilerine tevdi edilen görevleri yapmakta zorlanmışlar ve kaldıramamışlar. O ağır yükü kaldıramamışlar. Ama la havle ve la kuvvete illa billah dediklerinde o büyük görevleri hakkıyla eda edebilmişler. Bizler de şu anda yaşayan kimseler olarak özellikle ahir zamanda pek çok günahların her tarafı istila ettiği bir zamanda daha da ağırlaşan bir yükün altında normalde eziliriz. Ama Allah'a tevekkül ettiğimizde, Allah'a dayandığımızda o zaman bu ağır yük bizim için hafifleşecektir. Ve bu ağır yüke muhatap olmak, bu ağır yükü kaldırmak bize zor gelmeyecektir. Cenab-ı Hak hepimizin yar ve yardımcısı olsun.
bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.